Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi ÖSYS sorularını çözeceğiz. İkizkenar üçgenle ilgili. Hemen bakalım 2001 ÖSS sorusu ne diyormuş? Yandaki şekilde A noktasının OK'ya göre simetriği B. Bakın A'nın buna göre simetriği dediği için buraya indirilen dik uzaklık şuna eşittir. Simetri olabilmesi için A'nın OK'ya uzaklığıyla B'nin OK'ya uzaklığının eşit olması lazım ki simetrik olsun. Sonra da diyor ki OL'ye göre simetriği de C. O zaman burayla da burası birbirine eşit. Bunu da yazalım. Şimdi bu bir açıortay. Tamam. OA'yı 5 vermiş. OA'yı görelim. OA. Şuranın uzunluğu da 5. Dostum şimdi şuradan diklikten indirdiğim diklik 15, 75, 90 üçgenine ait olduğu için burası OA 5 ya. Bunun dörtte biriydi, değil mi? Haşa 4 haş oralığında. Burası haş, hipotenüs 4 haş. Şimdi aynı muhabbeti buradan da dikliğimi çizdiğim zaman bu da haşa 4 haş olayından 5 bölü 4'tür. Şimdi şurada bir benzerlik yapacağız. Bakın şurayı toplamda ne bulduk? 10 bölü 4 yani 5 bölü 2. Ve bu yanları 2'ye böldüğü için şu CB'nin orta tabanıdır. Çünkü buraları 2'ye, buraları da 2'ye bölmüş. 5 bölü 2 idi burası. 2 katı olacak. O CB ne çıkacak? 5 gelecek. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. İkinci soru. ABC ikizkenar üçgen. AB ile AC birbirine eşit. O zaman bu yukarıdan inen diklik aynı zamanda kenarortay, aynı zamanda da açıortay olur. İkizkenar üçgenden dolayı. Dik 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 dik. BC4. BC4 ise buralar 2 2. AC6. Şuralar 6 6. Yok, AC 8'miş, pardon. 8 8. Tamam. Olduğuna göre taralı üçgenlerin alanları toplamı nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım neler yapacağız dostlarım. Taralı üçgenlerin alanları toplamı. Nasıl bir şey yapalım? Öklit bağıntısı geliyor aklıma. Öklit yaparak bulabilirim diye düşünüyorum. Öyle de yapacağım. Hemen şurada diklikten diklik indi ya. Yan kenarın karesi yani 2'nin karesi 4. Şuraya x dersen x çarpı 8 olacak. Demek ki x eşittir 1 bölü 2. Bu bir dursun. Burası 1 bölü 2. Şimdi şurada da Pisagor bağıntısı yaparak şu y kenarını bulalım. 2'nin karesi 4 eşittir. 1 bölü 2'nin karesi artı y kare. Bunu bu tarafa atarsak eksi gelir buraya. 16, 15 bölü 4. Yani kök 15 bölü 2 çıkar burası. Hemen dik üçgenin alanı. Kök, şurada yapalım. Kök 15 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımının yarısı olacak. O da 1 bölü 2. Şurası kök 15 bölü 8 geldi. Bundan 2 tane var. Çarpı 2. Gitti. Kök 15 bölü 4'tür. Sorumuzun cevabı. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza. ABC ikizkenar üçgen. 8'i 3'ü onu gördük. AB eşittir. AC olduğuna göre ABC üçgeninin alanı nedir? Şimdi bakın ikizkenar üçgense şu açıya A dedim. Şu açıda A. Şimdi şurada A var. 90 var. Şu açıya B yazalım. B'nin tam tersi de B. Ve şurada bakın 90 var, A var. O zaman şu açıda B oldu. Yani biz şunun ikizkenar olduğunu bulduk. Ve ikizkenar üçgen gördüğüm için tabana hemen diklik indirdim. 4, 4 diye böldüm. Bu da ikizkenardı. Bunun da tabanına diklik indirdim. Bakın şuradaki 7 şu dikdörtgenden dolayı burası da 7. Ve benim ABC üçgenimin tabanı 10, yüksekliği 7 çarpıp 2'ye böldüm. Denizli'yi de işaretledim. Dördüncü soru. Şimdi eşit açılarımız var. İkizkenar üçgen ABC ACB'ye eşit. DE oraya eşit. AF 5. AF 5. AD 9. Şuranın tamamı 9. Olduğuna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. X neresiymiş? AB. AB'ye de x diyelim. Şurası da x. Burası da o zaman 9 eksi x olsun. Evet, mevzu bu kadar. Şimdi bir daha okuyalım. DE EF'ye eşit. Yani başka da bir bilgi yok. Görünen her şey bu kadar. Şimdi şu yine benzerlik yapacağım ya. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Şimdi şuradan bir paralel çizelim biz. AB'ye paralel olsun.
Dolayısıyla şurada bir kelebek üçgen oluşturduk ve oranı 1'e 1. 1'e 1. Yani bu 9 eksi x ise bu da 9 eksi x oldu. Sonra şununla şu yöndeş açı olduğu için buraya da noktayı çaktım. Burada da bir ikizkenar oluşturdum. O zaman burası da 9 eksi x. Yani şu kenarın toplam uzunluğu 14 eksi x. E hocam buna eşit olduğu için ikizkenar olmasından sebep bunlar eşit. O zaman bu x'e eşit. Demek ki 2x 14, x eşittir 7. Evet. İlk 4 soruyu gömdük, çevirdik arkayı. 2008 KPSS sorusuymuş bu da. AB ile AC eşit ve 9'ar santimmiş. O zaman şu 9, şurası da 9 eksi x. 6'yı gördük. X nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi burada şuraya bir H yazalım. 2 tane Pisagor yapalım. Şurada bir Pisagor yapıyorum. 9'un karesi 81 eşittir. H kare artı X kare yazıyorum. Şurada bir Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi 36 eşittir. H kare artı 9 eksi X'in karesi. Yani o da açarak yazarsam birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şeklinde yazdım. Şimdi bunları birbirinden çıkaralım. Bakın 81'den 36 çıkacak. Hemen çıkarayım şurayı. 11'den 6 çıktı 5. 7'den 3 çıktı 45. Eşittir. H kareler gitti. X kareler gitti. Ne kaldı geriye? Eksi 81 artı 18 X kaldı. Eksi 81'i de bu tarafa atalım. 86, 126 eşittir. 18 X yapıyor. Bölünüyor mu bunlar? Bir 3'e bölelim 42. 3'e bölelim 6. 6'ya bölelim 7. X eşittir 7 çıktı. 2 tane Pisagor yaptı. ABC ikizkenar bir üçgen. Şimdi burada bir ikizkenar bir üçgen var. ABC de ikizkenar. Bakın şu da ikizkenar. Ve bu ikizkenarın yüksekliği aynı zamanda kenarortay olacak. Aynı zamanda da açıortay olacak diyebiliyoruz. AB ile BD 6. Burası 6. Burası da 6. AC 9. Burası 9. Şurası 9 eksi x. Üstteki KPSS'nin aynı şekli değil mi? Buna göre x nedir diye bir soru soruyor. Bakın şurayı kapatın. Hiç gerek yok bunu vermesine. Aynı soru. Üstteki soruyla tıpatıp aynı. Aynı soruyu sormuşlar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hatta bunun da cevabı 7 değil mi direkt? Ne yaptık? Şuradan bir Pisagor bağıntısı yapıyoruz. Şuna h diyoruz. Yapalım. 81 eşittir. H kare artı x kare diyorum. Şuradan bir Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi 36 eşittir. H kare artı 9 eksi x'in karesini açarak yazıyorum. Birincinin karesi x kare, ikincinin karesi 81, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyor. Sonra bunları birbirinden çıkarttığımda h kareler, x kareler gidiyor. 81'den 36 çıktı 45. 81 eksi oluyor tabii. Bu da artı 18 x oluyor. Buradan 18 x 126. Az önce yaptığım için aynılarını x eşittir 7 geliyor. Tamamdır. Geldik buna. Bir ikizkenar üçgenin eşkenarlarının her birinin uzunluğu 2 kök 10 santim ve üçüncü kenarın uzunluğu 4 santimdir. Hadi bunu bir çizelim. Şimdi bunlar 2 kök 10. Bunlar eşkenarlar olsun. Tabanda neymiş? 4. Alanı kaç santimdir diye sorulur. Ben hemen tabana bir yükseklik indiriyorum. Tabanı 2'ye bölüyor 2 2 diye. Şurada bir Pisagor yapıyorum. Yüksekliği 6 buluyorum. Nasıl hemen buldun hocam? Çünkü biri diğerinin 3 katıysa küçüğünün kök 10 katı oluyordu. Demek ki bu 6. Artık yükseklik 6, taban 4 çarpıp 2'ye böldüğümde de 12 buluyorum alan. Evet, son sorumuz 2019 TYT. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 14 santim arayla 5 askı yerleştirilmiştir. Tamam. Ayşe uzun kenarı 28 santim olan ve uzun kenarının uç noktalarını birleştiren bir kol askısına sahip dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu askılara şekildeki gibi asıyor. Peki. Bu durumda diyor şimdi. Şekilde zaten anlatmış. Bu durumda Ayşe çantaların yerlerini ölçüyor. Buna göre çantalardan birinin kol askısının uzunluğu nedir diye bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şimdi şuradan aşağı inen dikliği bir hesaplayalım arkadaş.
Şimdi burası da 14, burası da 14. Bunu biliyoruz. Şimdi bunlar eşit olduğu için şuralara x, x diyelim. Toplamda 2x olsun buralar. Şu anda bunun şu kısa kenarına y diyelim. Kısa kenarına y. Şuradaki yüksekliğine de h diyelim. Ve bakın şu çivinin yerden yüksekliği h, y ve 60 oldu değil mi? Şu çivinin yerden yüksekliği h artı y artı 60'tır yerden yüksekliği. Şimdi bunu bulalım. Şimdi burası 14, 14. Yani toplam 28. Şurası y dediğimiz yer. Şimdi bizim ipimizin uzunluğu 2x'ti toplamda. 28'i burada. Ne kaldı geriye? 2x artı 28. O zaman burası x, 2x eksi 28. X eksi 14. X eksi 14 de burası olur. Şimdi bunun yerden yüksekliği. Şuraya kadar x eksi 14. Şurası y artı y. Bir de şuradan aşağı 72 var. Artı 72. Bu da bu çivinin yerden yüksekliği. Bu da. Demek ki şu ikisi birbirine eşit olacak diyorum arkadaşlar. Hemen eşit diyelim. Ne yaptık? İşte şurada eşit diyelim. H artı y artı 60 eşittir. X eksi 14 artı y artı 72'ye dedik. Şimdi y'ler gitti mi? Gitti. Y'ler gitti. Peki ne kaldı burada? H artı 60 kaldı. Burada ne kaldı? X eksi 14 60 artı 72. 72 eksi 14'ü de bulalım hemen. 12'den 4 çıktı 8. 6'dan 1 çıktı 58. Yani x artı 58 kaldı. 58'i bu tarafa atarsam h artı 2 eşittir x kaldı. Evet, x dediğimiz şey h artı 2'ymiş. Şimdi şuradaki dik üçgenden de bulalım mevzuyu. Bakın 14 var, h var, h artı 2 var. Şimdi 14 bana 7, 24, 25 üçgeninin 2 katını çağrıştırdı. Burası 7'nin 2 katı, burası 24'ün 2 katı olsa 48. Burası da hani 7, 24, 25 ya. 25'in 2 katı 50 olur mu diye bakıyorum. Evet, h 48 iken burası da 50 oluyor. Demek ki burası 50, yani x 50, bu x de 50. Toplam ne yaptı bizim çantanın ipinin boyu? 100 santim yaptı. Cevap Adana'dan geldi arkadaşlar. Evet dostlar, ÖSYS sorularını da bitirdik. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.